Ve geldik günün sorusunu yanıtlamaya. Otoya talep hızlanır mı? Konunun doğrudan muadili karşımda OYDER Başkanı'na soracağız. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Alp Gülhan'a soracağız. Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dün faiz indirimi geldi. Dün evet. Burada sıcağı sıcağına konuştuk. Hemen bankacı Mehmet Bey'e dedim ki faizler inecek mi? Siz ona söyleyin bana. Hemen inmez dedi. O oranda da yarım puanlık bir indirimde olmaz dedi. Ama biz piyasa yansıması açısından son derece merak ediyoruz. Mesela taşıt kredisi dediğimizde son derece önemli bir enstrüman olduğunu biliyoruz bireysel kredide. Otoya talep hızlanır mı? Faiz indi. Ne dersiniz? Faizin hemen yansımasını biz de beklemiyoruz. Fakat otoda tabii biraz önce sizin de ilk girişte söylediğiniz gibi euro kuru çok önemli. Özellikle Türkiye'ye gelen araçların büyük bir çoğunluğu euro cinsinden geliyor. Ve sağlayıcıların büyük bir kısmı da gerçek euro kurunu yansıtmamıştı. Hı hı. O yüzden euronun biraz daha inmesi gerekiyor. Gerçek anlamda fiyata yansıması için. Şu andaki tespit edilen fiyatlar daha önceki euro fiyatlarının altındaydı. Eğer taşıt kredisinde bir indirim olursa ki oradaki kritik eşik 1'in 6'dır. 1'in 6 hemen sektöre iyi oranda satış olarak döner. Ama henüz oralara çok uzağız. Konutta olduğu gibi taşıtta da %1 kritik bir eşik. Faizin altına geldiği anda artı talep geliyor. Evet. Ama şu anda euroya bakıyorum. Euro TL 3.1975'lerde dün aslında faiz kararının ardından 3.20'nin altına da geldi. Bugün Draghi ne diyecek o da önemli olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın oranın paranın patronu. Bu anlamda yani kur daha etkili diyorsunuz faizden. Kur çok önemli. Satışlara direkt etkisi açısından kredi çok önemli. Çünkü kredi kullanma oranı %50'nin üzerinde. Fakat alışılmış eşik %1 gibi bir eşik. 1'e kadar olan şeylerin etkisi daha göreceli olarak daha az. 1'e doğru gelmesi ise bu yarım puanlık faiz indirimleriyle çok yakın zamanda gözükmüyor. Ama firmalar Euro'dan aşağı bir iniş olursa onu kendi özel kampanyalarına yansıtma şanslarına kavuşurlar. Euro'da kaç olursa mesela artı talep geliyor? Euro'da yakın zamana kadar hesaplar hep birebir yansıtma şansı olmadı. O yüzden Euro'nun biraz daha aşağı inmesi gerekiyor. Ancak o seviyenin altında onun da araç fiyatı olarak değil ama kampanyaların uzaması veya satıcı distribütörlerinin yapacağı kampanyayla vadeyi açmasıyla yansıyacağını tahmin ediyorum. Üçlere yaklaşırsa Euro TL'de. Evet. Evet. Az önce arkadaşlarım bir grafik getirdiler ekrana. Son derece önemli bu. Biz nereden alıyoruz peki taşıt kredisini dediğimizde? Orada bir farklılaşma var. Siz OYDER olarak bir araştırma yaptınız. Evet. Tüketiciye sordunuz. Evet. Biraz önce söylediğiniz gibi taşıt kredisi kullanma oranı artıyor. Peki doğru. Nereden kullanıyoruz bu krediyi? Orada firmaların yaptığı çeşitli anlaşmalı finans kurumları öne çıkıyor. Çünkü daha önceki trendlerde aracı alan müşterimizin kendi bankasını tercih etme oranı daha yüksekti. Fakat son 1-2 sene içerisinde bu araştırma onun oldukça düştüğünü gösteriyor. 30'dan 11'e çok evet, ciddi oranda. Çünkü sistem kendi içerisinde farklı faiz oranlarını verebilir hale geldi. Bazı faiz oranlarını distribütör firmalar kendi verdikleri desteklerle arabasının daha iyi satılabilmesi adına özel kampanyaya dönüştürüyor ve trend bu yöne doğru kaydı. Yani bankadan değil markanın finansman şirketinden evet, almaya başladık evet. Alacağımız krediyi. Orada da etmen dediğimizde net bir şekilde yine bütçe çıkıyor. Yani bütçemizin hesabı. Şöyle, daha avantajlı fırsatı sunarsa. Hem o var hem hayat çok hızlandı. Müşteri geldiği anda kararını vermek istiyor. O anda kredi girişini yapmak istiyor. İmzayı atıp en kısa sürede de aracını almak istiyor. Bu zinciri tamamlayabilmekte oradaki finansman şirketleriyle daha hızlı sağlanabiliyor. O bir avantaj sağlıyor. Diğer bir avantaj da fiyatlardaki bazı faiz oranlarında değişiklik yapabilme şansı oluyor firmaların. Biraz önce söylediğiniz gibi euro biraz düşerse orada bir avantaj varsa o da çeşitli faiz indirimi olarak fiyatın içine yansıtılabiliyor. Bu da firmaların anlaştığı finans kurumlarının araştırmaya göre de daha fazla öne çıktığını gösteriyor. Son derece önemli. Buna doğru gidecek. Rekor getiren de euronun düşük seviyelerde kalmasıydı. Biz bugün doğrudan galerilere de gittik. Nedir durum diye baktık. Az sonra ikinci eli de soracağım. Söylediğimiz gibi Merkez Bankası dün faiz koridorunun üst bandından yarım puan indirime gitti. Peki bu indirim otomotiv satışlarını hareketlendirdi mi diye galerilere gittik. Bakın ne yanıt geldi. Otomotiv sektörü bir yandan faiz oranlarını, bir yandan döviz kurlarını takip ediyor. Para piyasalarında dalgalanmanın durulması faiz konusunu öne çıkardı. Son olarak Merkez Bankası faiz koridoru üst bandında yarım puan indirime gitti. Otomotivcilere göre
kredi faizlerinin düşmesi için Merkez Bankası'nın adımları devam etmeli. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimi belki çok böyle heyecanlandıracak bir faiz indirimi değil ama hani iyiye dönüş olarak bence güzel bir uygulama. İlerleyen aylarda bunu kademeli olarak tekrar geri gelirse ki ben geleceğine inanıyorum ki gelmesi de gerekiyor. Piyasalara çok iyi derecede etki edeceğine inanıyorum. Otomobilde talebi en çok etkileyen faktörlerin başında faiz geliyor. Talebi etkileyen aslında en etkenli tarafı faiz. Çünkü çok ciddi bir rakamlar oluştu. Bu bir anda 1.30'lara, 1.35'lere, işte 1.40'ları konuşuyoruz şu anda. Buraya çıkınca tabii vatandaş da araç kullanıcıları, yatırımcılar olsun ister istemez tabii talepten hemen kendilerini geri çektiler. Bunlar da ne oldu? Piyasada hem sıfır satıcılara hem ikinci el satıcılara eksi olarak yansıdı. Otomobil talebini etkileyen diğer unsursa döviz kurları. Dolarda 3000 bandının üstüne çıktık. Bu da çok ciddi bir maliyet getiriyor tabii sonucunda. Bununla beraber arkasından gelen faizlerle beraber de piyasaları duraklatma ve kilitleme noktasına getirdi. Bence kur da faizle beraber geri geleceğine inanıyorum ben. Evet, galerilerden de böyle ses yükseliyor. Aslında müşteriyle de konuşacaktık. Gittiğimizde o çevredeki galerilerde de müşteri yokmuş. Bunun da notunu düşelim. Şimdi devam ettiğimizde otaya talep hızlanır mı? Önemliydi. Euro burada belirleyici demiştiniz. İlk iki ayda biraz fren basan bir otomotiv sektörünün satışları gördük. Ki geçen sene tam gaz rekorlar gelmişti. Kampanyalar başladı baharla birlikte. 4 yıla kadar sıfır faiz diyenler de var. Ne dersiniz? Bu yıl nasıl gider? Kampanyalar ne kadar daha ucuzluğu getirebilir? Şimdi geçen seneden bakarsak Türkiye Cumhuriyet tarihinin birçok rekorunu aynı anda kırdık. En önemlisi bence en sevindirici olanı üretimde bir rekor kırdık. Türkiye tarihinde ilk defa 1.395.000 araç üretti. 992.000 aracı ihraç etti ki bunlar çok ciddi rakamlardır. İç pazarda son 1-2 senedir vergilerde oynanmaması sayesinde vergilerimiz hala çok yüksek. Ama en azından yeni artmadığı için iç pazarda da ilk defa 1 milyon eşiğini açtık. 1 milyon 11 bin gibi ağır vasıtayla beraber bir araç sattık. Bu sene ne olur? Bu sene biraz düşme bekliyoruz iç pazarda. Sevindirici olan ihracatta artış kesinlikle 1 milyon aracın üzerine çıkacağız. Bizim için çok önemli çünkü geçen seneki başarı Ocak ayı içerisinde 2 tane dev yatırımı Türkiye'ye getirdi. Bir tanesi mevcut bir Japon firmamız kapasiteyi 2 katına çıkardı. Bir de ağır vasıta yatırımı oldu. İki yerli firmamızın da motor üretimi ve yeni ürün gamının piyasaya girmesiyle beraber tam bir yatırım coşkusu yaşandı. Kapasite 1 milyon 800 binlere geldi. Üretim kesinlikle 1 milyon 400 bin adede aşacak. Bunlar otomotiv sektörünün geleceğiyle ilgili çok inanılmaz umut verici gelişmeler. Peki. Diğer yandan 3 ayın zirvesinde gelen bir tüketici güven endeksi de var. Alımlarda son derece etkilidir tüketici güven endeksi. Nisan ayında 68,46 düzeyine yükselerek 3 ayın zirvesine ulaştı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında arttı. Mart ayında 67 olan endeks Nisan ayında 68,46 düzeyine yükseldi. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi de Nisan ayında %13,1 oranında artış kaydetti. Tüketici güveni doğrudan tüm perakende sektörünün yakından takip ettiği bir endekstir. Kesinlikle. 3 ayın zirvesinde. Bunu hissediyor musunuz? İkinci elde de hissediliyor mu? İkinci elde başka bir barometredir desem yanlış olmaz. İkinci el doğru. Zamanı mı şimdi otoda? Şöyle ikinci elde istatistiki değerlere bakarsak müthiş bir artış var her sene. Geçen sene itibariyle 6 milyon 600 bin araç içinde motosikleti, traktörle el değiştirmiş. 4 milyon 400 bin binek otomobil el değiştirmiş. Bunlar hep rekor hareketler. İkinci elde piyasa artacak. Şu anda özellikle önümüzdeki aydan itibaren bu dönemlerde sıfır araç satışlarını filo kiralama şirketleri çok arttırıyor. Çünkü şu anda alınan arabanın dönüşü ikinci Kurban Bayramı'nın sonuna denk geleceği için özellikle kısa dönemde piyasada ciddi bir talep var. O Mart ayı rakamlarını düzeltti.
Benim kişisel öngörüm önümüzdeki ayla beraber ikinci elde çok yükselen bir trend olacak. Bu fiyatlara da biraz yansıyacak. Biraz önce söylediğiniz gibi 1-2 aydır ikinci elde bir tempo düşüklüğü vardı. Ama Türkiye'de hala her 1000 kişiye düşen araç sayısında çevremizdeki komşularımıza göre çok geriyiz. O yüzden bu rakamları eğer vaktimiz varsa çok kısa şeyden bahsedeyim. Her 1000 kişiye düşen araçta komşumuz Yunanistan'ın 1/4 seviyesindeyiz. O yüzden pazarın daha gidecek çok yeri olduğuna inanıyorum. Evet, 12 Mayıs'ta konuşacaksınız tüm bunları galiba, evet. Kongrenizde. Kongremiz var. Sektöre meraklı herkesi bekliyoruz. Çok kapsamlı bir kongre olacak. Yurt dışından 5 tane katılımcımız var. Dijital pazarlamalar üzerine, dijital teknolojiler, otonomus araçlar, her türlü konunun tartışıldı. Çok verimli bir kongre olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Satıcıları Derneği Başkanı Alp Gülhan'la birlikteydik. Teşekkürler diyoruz kendisine. Trafikten yol almaya devam ediyoruz. Daha sonra yedek parça da